Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün golfle ilgili şeyleri konuşacağız ama o işlere girmeden önce açılış yapalım. Biliyorsunuz Kurban Bayramı, herkesin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Videonun yayına girdiği gün ikinci gün olacak ama YouTube tarihe bir not gibi görüyorum ben kendi açımdan artık. Öyle olunca da tarihe bir not, 2022 Kurban Bayramı'nı şu an kutlamaktayız. Bizi izleyen insanlar da bir dahaki bayrama kavuşsunlar inşallah ve arada geçen süre içerisinde de sağlıkla, huzurla güzel anılar biriktirsinler inşallah diyoruz. Şimdi golf, şu an golf yok. Eşim nöbetçi. Biz bayramlarda nöbetçiyiz. Mesleğin getirdiği şeyler. Öyle olunca da golf arkamda yok ama hafta içi ben onunla bayağı uğraştım. Bir süredir detaya ihtiyacı vardı, korumaya ihtiyacı vardı. Uzun yola gideceğiz, sinek yapışacak, güneş var. Toz var, deniz tuzu var, şu var, bu var. O yüzden de koruma da yaptık. Detaylı güzelce temizledim. Benim detay içeriklerimi seviyorsunuz. Önce detaya dair içerikler gelsin. Video esnasında timelapse da olsa ben şimdi aşağıda videoyu düzenlerken üzerine konuşacağım, anlatmış olurum. Başlıyoruz. İçini temizledim. Biraz tabii ufaklık olunca paspaslar gibi. Hava çok kullanıyorum. Hava çok işe yarıyor. Önce hava püskürtüp sonra süpürmenizde fayda var. Burada kendi açımdan şey daha iyi olur diye düşünüyorum. Koltukları önce temizlemek. Çünkü paspaslara çok fazla pislik sıçradı. Bu WD-1, WD-1 karçırıcı çok kullanıyorum ama şarjı bitti. Sonra boşa geçtim. Hepsi de benim listemde var, videonun açıklamasına koydum onları. Havayı muazzam kullandım. Eş bizim almalı da üzerine bir şeyler çizmiş arabanın. Şimdi burada şeyi karıştırıyorum. Foamlans, yani nötral ön yıkama yaptığım deterjanı karıştırıyorum. Biraz da şey yaptım, body wash, otoglimi koydum, köpürdü. Önce arabayı ıslatıyorum tabii. Ön yıkamayı yapmadan önce, ön yıkama hazır. Şimdi ona geçtim. Ön yıkama akıyor. Biraz duru attım bu sefer. Çok kalın bir battaniye olmadı, köpük battaniyesi, ama yeterli. Daha sonra paspasları ön yıkama deterjanıyla köpürttüm. Duruluyoruz. Burada gerçekten yani 20 veya 30 litreden fazla su gitmiyor bir arabaya. Basınçlı çok çok az, yani burada akıyor gibi gözükse de gerçekten az harcıyor. Bak kameraya da şey sıçramış. Şu an body wash, body works şampu daha doğrusu, onunla yıkama yapıyorum. Grid guard'lı kovamla. Duruluyoruz. Temizlendi, güzel oldu. Bu aşamada tabii şimdi arabanın ön tarafı güneşte olduğu için biraz zorluyor. Ama onu elinden gelince ara ara ıslatarak üstesinden gelebiliyorum. Havada çok sıcak olmayınca. Şimdi soda, gazoz arası, sonra devam. Baştan aşağı yapıyorum. Aşağı yaptıktan sonra yukarı bir daha dönmüyorum ki aşağıdaki kirlerle yukarıyı kontamine etmeyeyim. En son jantlar. Daha sonra kovada miti yıkıyorum. Arabayı duruluyorum. Bugün şey atıyoruz şimdi. Otoglim'in Polar Seal diye suyla atılan, ardından durulanan hızlı cilasını. Harika bir su iticilik sağlıyor. Bu da Smart Bee'nin bezleri, harika kurulayan bir bez. Önce ön tarafı full kuruladım, sonra yukarıdan aşağı iniyorum yine. Bu hızlı cila çok güzel şey sağlıyor. Bir de kol lastikini parlatmadan önce tamamen kuruduğundan emin olmak istiyorum. Burada da yine hava çok işe yarıyor. Bijon kapaklarının olduğu yerlerden falan. Şimdi bumper and trim gel otoglimle bütün contaları, işte sileceklerin oradaki plastikleri, her şeyi parlattım. Şimdi parlattım. Jet Seal'a geçtim. Jet Seal hem kaporta, hem folyo, hem plastik, hem far, her yerde kullanılabiliyor. Güneş altında yapmak doğru değil ama başka şansım yoktu. Bütün her yeri sürüyorsunuz. 10-15 dakika sonra siliyorsunuz. Tamam, her tarafı yaptım. Bayağı güzel bir şey sağlıyor. Parlaklık ve koruma sağlıyor. 5-6 yıkamada gidiyor. Fena bir şey dedi. Sentetik sealant dediğimiz bir ürün. Kolay uygulanıyor ve cama bile yapabiliyorsunuz. Gerçi videonun sonunda biraz camda kalmış, onu gördük de. Onu tabii güneşin altında çabuk kürleştiği için, de ben iyi silemediğim için kalıyor. Bunu tek şey, güneş altında fazla yapmayacaksınız ya da hızlı sileceksiniz. Ha bir de camlarda, şimdi camları temizliyorum. Camlara kullandığım Otoglim'in Fast Glass diye bir ürünü, gerçekten harika. Yani herkese tavsiye ediyorum. Cam temizlemiyormuşuz dedim. Hem parlaklık veriyor hem de çok güzel temizliyor kirleri. Bu da Otoglim Tire Gel, jel şeklinde. Bu da güzel bir parlaklık verdi.
Şimdi iç tarafa interior şampuyla, detay fırçasıyla, birkaç döşedeki leke, direksiyon oradaki tuşlar, deri hariç her yeri yapabiliyorsunuz. Kumaşı da temizliyor bu interior şampu. İçeriği toparlıyorum. Bizim koltuk korumalar. Arka tarafta düzelttim onları. Bunlar göz zevki için. Aslında müzik koyacaktım ama şu jantla falan iPhone'un geniş açısı çok tatlı gözüküyor. Detay bu şekildeydi. Bakmaya kıyamıyorum. Ben bayağı da bir fotoğraf çekiyorum. Videonun sonuna da o fotoğraflardan oluşan küçük bir klip yaparız. 1 dakikalık. Golf temizlendi. Güzel oldu. Bir dahaki aşama port bagaj. Port bagajımızı aldık. Bir kırık çıktı. Instagram'ı takip eden arabacı adamlar. Instagram'ımız bu arada. Port bagaj... Sinek, evet. Port bagajımız Türk malı. Güzel bir port bagaj. Bir tık ince ama hadi hafiflik sağlıyor. İçi dolu olduğu zaman da hiçbir problem olmuyor. Ben bayağı memnun kaldım. Uzun yolda da deneyeceğiz. Onu da beraber görmüş oluruz storylerde. Arabacı adamlar dediğim gibi Instagram'ımız. Golf'ün tavanında sabit bir nokta yok. Yani böyle vidalayarak port bagajı taktınız, ayakları takacak yer yok. Ben İtalyan bir marka almıştım yıllar önce ama ondan yarı üniversal. Yani nedir? Kapının olduğu yere geçme. Geçme olduğu için de çizip mahvedebilir oraları. Ne kadar altında böyle şey olsa da koruma önlemleri yok. Yani biz kendimiz koruruz, arabacıyız. Önce basacağı yerleri folyo kaplayacağız. Daha sonra bisiklet iç lastiğini 2 kat yaprak şeklinde açıp onun altına tampon gibi koyacağım. Tabii bu süreç ayar falan gerektiriyor. Onları timelapse izlerken size ben videosunda konuşarak detaylarını aktarıyor olacağım. Zaten bu işteki tek trik noktası tavana zarar vermeden nereye basacağını ayarlayacak şekilde o atkıları takmak, tavan atkılarını. Hadi geçelim videoya. Merhaba. Port bagajı yeni aldık. Şimdi üstüne denemek için koydum. Bu son hali değil. Öncelikle atkılarımızı önceki sezon, önceki bagaja göre güzel ayarlamıştık. Birkaç trik var. Buraya şambriyel, yani eski iç lastik koyacağım. Bir de folyoyla kaplayacağım tekrar ama onları yapmadan önce şu atkıların ayaklarının nerede olması gerektiğine dair biraz soru işaretleri var. Beraber önce onu çözelim. Şöyle baktığınız zaman sadece bu plastik parçanın üstüne binmesi doğru değil. Hem bu kırılabilir hem de esnediği zaman metal şurada iz yapabilir. Altında gördüğünüz gibi şey var. Ben geçen sene şambriyelleri bolca koyup basıncı eşit dağıtıp şurası güçlü şu kordon. Biraz kordona biraz aşağıya gelecek şekilde bir düzen yapmıştım. Şu güzel. O yüzden bunları dışarı alacağız. Karşı tarafta ideal değil. Bunu biraz dışarı almak istiyorum. Yamuklukları şeyden. İki taraf aynı seviyede değil. Bu da çok içeride. Bunu da dışarı alacağım. Bagajı sabitleme yerleri çok zaten. Onu hallederiz. Bir buçuk santim iki taraftan da almam gerekiyor gibi. Bu tarafa kağıt bant gibi bir şey yapmışım. Herhalde orijinalinde çıktı bunlar. Öbür tarafa da yaparız. Bunda da 2 santim falan alsak diyorduk. Ölçeyim bakalım. 22, bunu 20'ye alırız. Tarafı da 19,5 alalım. Evet. Buradaki trik noktası açıkçası hem ağırlık eşitliğini sağlamak için hem de sağa sola rüzgardan ittireceği için sonradan istemediğiniz şekilde oturabilir veya lakluk yolda stres yapabilirsiniz. Güzelce ayarlamak lazım. Orada bantla belirlediğim yerlere de şeffaf folyo yapacağım. Çok koruyucu oluyor. Çok güzel koruyor. Yaz tatili bitip geldiğiniz, söktüğünüz zaman aklınızda soru işareti kalmıyor, tertemiz. Bunlar da stek filmler. Sağlamlığından şüphe duymayacağım filmler kullandım. Çok mükemmel olmasına dikkat etmedim. Çünkü sadece koruma için ve geçici bunlar. Tatil bitince sökeceğiz. Bugün çok yoruldum ya. Hem arabayı yıka, hem folyoları, port bagajı ayarla. Port bagajı da yeni aldığımız için dengesi falan beni bayağı bir zorladı açıkçası bu sefer. Bitiriyorum yavaş yavaş. Folyolar tamam.
bu kağıt bant muhabbeti yapmıştım. Öndekiler de var. Arkadaki yani folyoyu da koyuyoruz ama güzel fikir. Buna da yapalım. Kağıt bant olayı bayağı işe yarıyor. Hem dışarıdan güzel gözüktü hem de bastığı yerdeki kaporta aklımda soru işareti olmayacak. Aslında folyo var ama onun üzerine ekstradan bir koruma hiç kimseye zarar vermez diye düşünüyorum. Ekstra iş ama yaptık. En azından kafamız rahat etti. İç lastikleri koydum destek için. Şimdi deneme amaçlı. Ve şu ayağın şaseye bastığı yere de ekstradan 4 tane kesiyorum. Orası da önemli. Bir tanesini dik, bir tanesini de yatay koyacağım. Güzelce toparlayacak. Açıkçası port bagajı takarken, şu atkıları daha doğrusu takarken en çok zorlayan bu atkıların ayaklarının tavana basacağı yeri ayarlamak oldu. Gerçekten çok vaktimi aldı ve beni çok yordu. Ama işin sonunda tabii güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. O da insanı tatmin ediyor. Biraz ayarlaması zor oldu ama hallettim. Yani şurada biraz ince ayar yapmak gerekiyor. Şunu içeri dışarı almak gerekiyor ama şu an istediğim gibi oldu. Sadece şık gözükmüyor. Onu halledeceğim. Şimdi port bagajı sabitleyelim. Burada içeriden şeyi ayarlıyorsunuz. Port bagajın yerini. Ben en uçları, en sınıra yaptığım için bu da biraz yordu ama sorun olmadı. Bir de elle çevrilerek sıkılıyor. O büyük kolaylık bu port bagajda. Daha da artık yapılacak bir şey yok. Şimdi bir test sürüşüne çıkacağım. Test edelim bakalım. Sağlamsa da yolumuza devam. Daha bir hafta var gitmemize de. Bir problem yaşayacaksak dedim. Şimdi takılırken görelim. Ona göre hareket edelim ama yaşayacağımızı da düşünmüyorum. İyi oldu. Şuralarda fena değil. Ağırlık binince de zaten daha da şey olacak. Bakalım. Gün neyi getirecek bize göreceğiz. Işık bayağı az. Saç başta darmadağın oldu aslında ama ışık da gelmiyor. Şey camları da açmıyorum. Yeni yıkadım arabayı. Neyse. Port bagajı görüyorsunuz. Tepede. Sitenin içinde yavaşlatıcılardan çapraz geçtim. Hiç tıkırdamıyor bile. Bakalım. Yola çıkalım. Göreceğiz bizim evden. Önceki yine böyle bir tıkırtı mıkırtı azıcık ses yapardı. Tabii şimdiden ses var. Gerçi bizim bağlar da çok ses kesici bağır değildi. Yapacak bir şey yok. Biraz süratlenelim şu aşağıda. İşte ne güzel batıyor. Jet seal yapmıştım yarısına. Şurada böyle tam silinmemiş bir kısmı. Ama silecek vurdukça zaten o gidecek. Trafik işaretleri. Tabela tanıma var ya. Sürekli o yere veriyor. Bakalım. Gelen var. 220. 220 başarısız bir kasa olsa da lan oğlum 220 başarısız bir kasa olsa da yine fena değil. Video izlediniz. Güzel oldu. Ta port bagaj. Şimdi her sene aslında geçen yıl Gandalf'la AKA Gandalf S350 aracımla 3 kere mi 4 kere mi Aydın Didim'e gittim Ankara'nın. Zaten arabanın bendeki yani yolları, kilometresinin çoğu uzun yolda yapılmış oldu. Şehir içinde de biniyorum ama motosiklete bindiğim için ve golfe çok şehir içinde binmiyorum. Ama bu sene eşim, 20 gün falan kalacağız. Eşim çok kullanamıyor Mercedes'i. Gönül rahatlığıyla da kullanamıyor. Bir de park etme vesaire sorun oluyor diyor. O yüzden golfe götüreceğiz. Bir de tabii bunu gönül rahatlığıyla kirletemiyorlar. Ya diyorum sorun değil. Biraz geriliyorum ama çaktırmamaya çalışıyorum. Her arabada öyle oluyorum. Onlar da üzülüyorlar. Diyorlar hani kumsala git gel bilmem ne senin arabanı sürmeyelim dediler. Golf'te de port bagajı açıdan da süper bir çözüm. Kumsaldan getirdiğiniz eşyaları işte çadır olsun,
sandalye, sehpa, şemsiye, her neyse, hasırdır, kum oyuncaklarıdır, gözlüktür, palettir. Onları port bagajına sallıyorsunuz ama tak 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 arabanın içine bir gram ayaklarınızı yıkadığınız zaman hiçbir şey olmuyor. O açıdan da port bagaj güzel. Şimdi port bagajı izlediniz. Hani bence faydalı bir icat. Kullanmakta fayda var. Biraz tabii o şeyleri takması problemli. O açıdan da size yardımcı olmaya çalıştım. Daha güzel yarınlarda görüşürüz diyorum. Bir de dipnot olarak doktorlarımızın da görev başında öldürülmediği, herkesin o şekilde düşünmediğini biliyorum ama bir grup algı hatası, toplumsal zihniyet hatası sebebiyle hekimlerin sanki hep art niyet ve materyalist olup insanların sağlığını gerçek anlamda hiç düşünmediğini, sadece meta için bu mesleği yaptığını düşünerek en küçük problemde de bu metasal düşünce çerçevesiyle işte kötü sözlere, şiddete veyahut da onun ilerisine giden son zamanlarda yaşadığımız olaylara başvurabiliyor. Herkes değil dediğim gibi. Bunun tamamen aşıldığı bir gelecekte görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.